Ve kış lastiği takma zorunluluğu yarından itibaren başlıyor değerli izleyenler. Kar yağışı henüz başlamadı ama uzmanlara göre o lastikler sadece karda buzda lazım değil. Peki her lastiğin karda performansı aynı mı? Lastik seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Yanıtıyla devam ediyoruz. M artı S. Sadece M artı S mi? Evet. M artı S yazanların kış koşullarında sınıfta kalır. Kar tipi lastiği görevi görmez o lastik. Kılcal damarları yok. Kış lastiğinden sayılıyor ama uzmanlar uyarıyor. Zorlu kış koşullarında performansları yeterli değil. 1 Aralık tarihi itibariyle kış lastiğine ticari araçlarda geçiş zorunluluğu başlıyor. Kış lastiklerini tanımak için lastiklerin hemen kenarındaki M artı S artı D işareti içerisindeki kar taneciğini görmeniz gerekiyor. Kar ve buzda kış lastiği kullanılmalı gibi bir algıya sahibiz. Bu yanlış. Eğer şu halka görünüyorsa lastiğin hızlıca değiştirilmesi gerektiğini anlıyoruz. Binek grubunda aslında zorunlu değil ama bütün araçların kış lastiğine geçmesini şiddetle tavsiye ediyoruz. Lastiği taktırmayan ticari araç sahiplerini 1152 lira para cezası bekliyor. Uzmanlara göre işin sadece para boyutu yok. Trafik kanunundaki tebliğe göre üzerinde sadece M artı S logosu bulunan lastikler kullanılmaya uygun kar ortamında. Kar lastiği yerine geçiyor deniyor ama işin uzmanlarına göre durum öyle değil. Kanun öyle de ama orada ince bir nüans farkı var. Sabah ve akşam sıcaklıkları arasında ciddi fark olduğu için ve de özellikle gizli buzlanma varsa sınıfta kalırlar. Mesela kar lastiği 100 km hızla giderken yapacağımız fren mesafesi 10 metre ise veya 20 metre 20 metre diyelim. MRT lastiği bu mesafe minimum %40 daha fazla olmaktadır yani. Sürücüler bu lastikleri maddi nedenlerle tercih ediyor. Yaz kış olarak değiştirmek veya yani saklamak insanlara biraz zorlaştırıyor. Hem de maddi olarak da zorlaştırıyor. Bu 1700 liraysa bu 1850 gibi düşünün. Neyse o. Yazın yaz lastiğini taktırsın. Kışın da kış lastiğini taktırırız biz.